Evet, devam edelim arkadaşlar. Sorusu olan var mıdır başlamadan? Evet, şimdi belgemizi düzenleyeceğiz arkadaşlar. Belgeyi açtık, sadece yazdık. Yazarken burada paragraf biçemlerimiz vardı. Paragraf biçemlerini seçtik. Onun haricinde de bir işlem yapmadık. Dolayısıyla bize sunulmuş olan seçenekleri beğenmemiş olabiliriz. Nedir bu? Mesela başlık biri böyle yazmış. Bunu beğenmedim. Değiştirmek istiyorum. Buradan seçip buraları kurcalamıyorum. Seçmeden burada biçimlerimiz var. Biçemlerimiz var. Şurasıydı zannediyorum. Siz buradan tıkladığınız zaman buradan o seçiliyor zaten gördüğünüz gibi. İşte başlık 1 seçildi. Sağ tuş düzenle diyorum. Sağ tuş düzenle. Bunun nesini beğenmedim? Bunu değiştirebilirim. İşte yazı tipi efektlerine geldim. Bunu işte gölgeli yaz. Değil mi? Şu renkte yaz diyebilirim. Tamam diyorum. Bakın hesap tablosu gölgeli ve işte farklı renkte yazıldı. Diğeri de öyle oldu mu? Görelim. Kelime işlemci. Gördüğünüz gibi kelime işlemci de aynı şekilde yazılmış. Ve dosyaya tıkladım. Bunu da sağ tuş düzenle diyorum. Ne yapabilirim? İşte buna da alt zemin rengi verelim. Alana geliyorum. İşte bir şöyle gri tondan bir renk ya da şöyle açık bir renk seçiyorum. Yine aynı şekilde kenarlık çizgisi vesaire de verebilirim. Yazı tipi efektlerinden rengini değiştiriyorum. Ya da bunları italik yazalım. İtalik olsun. Tamam dedim. İşte italik ve zeminini renklendirdim arkadaşlar. Son olarak başlık 3 son örnek olsun. Sağ tuş düzenle diyorum. Bunun içinde bir işte yazı tipi rengi seçtim. Tabi böyle cafcaflı yapmıyoruz da ben farklar görünsün diye böyle yapıyorum. Genellikle aynı tonlarda gitmemiz gerekir. Yazı tipi kenarlık verelim buna da. Kenarlığımız nerede? Şurada. İşte bu renkte şu şekilde bir alt çizgi çiz diyebilirim. Çok mu kalın oldu? Şöyle. Neresini? Altını ve sağını çiz diyorum. Tamam dedim. Bakın başlık uçlarımı de bu şekle dönüştürdü arkadaşlar. Geriye kalan ne? Olmazsa olmaz dediğimiz işte paragraf başı, şu sağ taraftaki girinti. Bunlar gördüğünüz gibi düzgün olmadı. Bunları da düzeltmem gerekir. Şu ana kadar 3 tane de biçim değiştirdim. Başlık 1, başlık 2, başlık 3 ve metin gövdesi vardı. Sizin yazılarınızda genellikle şu da olur. Mesela bazı paragraflar kritiktir. Bunları tablolar içerisinde yazarsınız, değil mi? Vurgularsınız. İşte bu önemli bir nokta ve ipucu falan gibi. Onlara da kendiniz bir biçem oluşturursunuz. Toplamda 4-5 tane biçemi geçmez aslında bir belgedeki biçemler. Bunların üzerinde sağ tuşa basıp bunları düzenleyebiliyorsunuz. Şimdi metin gövdesini düzenliyorum. Neydi olmazsa olmaz? Bir, iki yana hizala dedik. Şurası bakın girintili çıkıntılı. Şurayı hizaladım. Ondan sonra yazı tip girintili aralıklara geldim. Paragraf başı verilmemiş. Gördüğünüz gibi bu ön izlemede de yok. İlk satırı biraz içeriden yaz diyorum. Şurada ilk satırı içeriden aldım. Paragrafların arası biraz açılmış. 0,25 santim. Biraz daha aç diyorum, değil mi? Önceki sonraki paragrafla arasındaki mesafeleri ayarlayabilirim. Satırlar çok dar. Değil mi? Satırlar çok dar. Satırların arasını aç diyebilirim. Tamam diyorum. Gördüğünüz gibi bütün belgeyi değiştirdim. Tüm belgem şu anda düzenlendi arkadaşlar. Tüm belgem gördüğünüz gibi düzenlendi. Bunlar uygun olmayabilir. Ben sadece yapıldığını görün istiyorum. Siz tercihlerinizi kendiniz yaparsınız. Mesela birisi size dedi ki kitap yazdınız, verdiniz adama. İyi de tüm yazıları italik yazsaydım. Ne yapacaksınız? Böyle tek tek seçip buradan italik yap diyemezsiniz. Nasıl yapıyormuşuz bunları? Burada biçemlerimiz var. Buradan tıklıyorum. O biçem neyse buradan seçiliyor. Sağ tuş düzenle diyorum. Bu biçemi bu kitap için değiştir. Ne istediler? Tüm yazılar italik olsun, işte mavi renk olsun vesaire. Bunları değiştirebilirim. Şu anda tüm belgem düzenlendi gördüğünüz gibi. Başlıklar hariç yazılarım italik şekle dönüştü arkadaşlar. Şimdi bir belge açtım. Ben oluşturdum ya da bir başkası oluşturdu. Sonuçta belgede
Yüzlerce fotoğraf var. Yüzlerce fotoğraf var ve hepsindeki sıkıntı yazıyla fotoğraflar birbirine girmiş. Şimdi buradaki, bakın, metin resim yazısı eklemiştim. Şurada dışına bir çerçeve geldi. Görünümden onu gösterebilirsiniz. Buradaki çizgiyle şu yazının arasını açmam lazım. Ya bunu burada sağ tuş özellikler deyip tek tek yüzlerce resimde tek tek yapacağım. Ya da biçimleri açacağım. Bakın kendisi seçtiğiniz zaman oraya geliyor zaten. Çerçeve biçimlerine geldi. Demin paragraf biçimiydi burası. Çerçeve biçimlerine geldik. Şurasıymış. Sağ tuş düzenle diyorum. Diyeceğim ki bu çerçevenin sen solunda işte biraz boşluk bırak. Burasını yeri bilmiyorum ama neyse bakalım. Burası değilse şuralarda vardır. Tamam diyorum. Resimle çerçevenin solunda, bakın orası değilmiş. Sağ tuş düzenle diyelim. Seçenekler değil, tür değil, düzenleyici değil, boşluk, bu da değil, alan, şeffaflık, kenarlık, şu herhalde. Yok, bu da değil, pardon. Neyse, oralarda var arkadaşlar. Oralarda var. Dün benzer bir örnek yapmıştım çünkü. Bu çerçeveyle resim arasındaki boşluk bir tanesi de, onu karıştırıyor olabilirim. Yani resimle çerçeve ya da yazıyla metinle çerçeve arasındaki boşluğu ayarla diyebiliyorsunuz. Yani yazı stilleriniz için, çerçeveleriniz için, keza işte ne olabilir? Başka numaralı listeleriniz için, tablolarınız için varsayılan biçimleri beğenmediyseniz arkadaşlar, sizler bunu ne yapabilirsiniz? Düzenleyebilirsiniz. Kendiniz de biçimler oluşturabilirsiniz bu arada. Kendiniz de biçimler oluşturabiliyorsunuz. Mesela ben şu yazıyı tuttum. Koyu, kırmızı, altı çizili yaptım. Hatta biraz da boyutunu büyütelim. Şimdi bu yazıyı dışarıdan da almış olabilirsiniz. Başka yazılarla bunun aynı olması gerekir. Mesela bununla şu idame kelimesini aynı yapacağım. Ne yapıyoruz? Yakındaysa bu. Burada biçim fırçamız var. Nerede o? Şurada. Biçim fırçasına tıklayıp gidip diğerine tıklayabiliyorum. Veya işte dışarıdan aldığım bilgi farklı şekilde geldi. Eski haline çevirmem lazım. Biçim fırçasına tıkladım. Bunun özelliğini aldım. Bunu aktardım. Bu çalışmadı. Neyse. Neyse, tersi de mümkün arkadaşlar. Yani bir kelimenin özelliğini alıp siz ne yapabiliyorsunuz? Başka metinlere ilave yapabiliyorsunuz. Şu çalışmadı. Onu mecburen şöyle temizleyeceğim. Komşu metinlere, yakın metinlere bir metni aktarabiliyorsunuz biçim fırçasıyla. İyi de ben sürekli bunu kullanıyorum. Yani şu özelliği her belgemde kullanıyorum. İşte ipucu, not, vurgu yaparken. Bunu bir defaya mahsus yazdıktan sonra, bakın sadece minik bir alanını seçseniz de olur. Bu karakter biçimi çünkü. Paragraf neydi? İki enter tuşunun arası bir paragraf. Bakın enter, enter. Dolayısıyla burası bir paragraf. Burası bir paragraf değil. Burası bir karakter oluyor o zaman. Buradan karakter biçimlerine geliyorum. Şurada seçimden yeni biçim diye bir şey var. Seçeneğim var. Seçimden yeni biçim. Burada seçtiğim yere bir isim veriyorum. Senin adın bundan sonra Şenol olsun diyor. Tabii ki siz mantıklı isimler veriyorsunuz. İşte kırmızı 20 punto italik gibi mesela. Tamam dedim. Artık benim Şenol diye bir biçimim var. Bunu her zaman bu belgemde ne yapabilirim? Kullanabilirim. Gördüğünüz gibi. Bu biçim benim biçimim. Artık buna ben bir isim verdim. Her yerde ne yapabilirim? Bu biçimi kullanabilirim arkadaşlar. Biçim oluşturma bu şekilde. Evet, bir belgenin olmazsa olmazları, şunu düzelteyim. Olmazsa olmazlar arasında başka neyimiz var? Belgemizin üst alt bilgisi var. Üst alt bilgisi. Yani şuraya kurumun logosunu üst bilgi olarak koyabilmeliyim. Kurumun telefon faksını alt bilgi olarak yazabilirim, değil mi? Bu da çok basit. Belgenin üstüne koyacaksam üst kenar boşluğuna, altına koyacaksam alt kenar boşluğuna tıklıyorum. Üst kenar boşluğuna tıkladım. Burada artı işareti göründü. Artıya bastım. Buraya
İşte Ardeb'in logosunu koydum. Bakın şurada sekme durağım göründü. Sekme durağım. Tab tuşuna bastım, ortaya geldi. Buraya ekle alan sayfa numarası diyorum. Sayfa numarası ekledim. İşte başka alanlar ekleyebilirim. Ekle alan toplam sayfa, tarih, saat, değil mi? Ekle sayfa sayısı diyelim mesela. Tekrar taba bastım. Buraya da bir şey ekleyebilirim. Ekle alan tarih olsun bu da. Bu şekilde her sayfada olmasını istediğim bilgileri üst bilgiye ekleyebiliyorum. Alt bilgiye de ekleyebilirim. Aynı zamanda üst alt bilgileri tek numaralı sayfalarda farklı, çift numaralı sayfalarda farklı farklı yapabilirim. Yani ön yüzde farklı, sayfanın arkasında farklı bir bilgi olsun diyebilirim. Alt bilgi içinde alt bilgiye, alt boşluğa geldim. Herhangi bir sayfa önemli değil. Artıya bastım. İşte buraya telefon, fax vesaire bilgisini ne yapabilirim? Yazabilirim. Bunlar her sayfaya çıkacaktır. Düzenlemek isteyebilirsiniz. Böyle yazmasın da biraz farklı yazsın. Mesela bu alanı düzenleyeceğim. Sağ tuş alanı düzenle diyorum. İşte burası Roman rakamıyla gitsin diyorum. Tamam dedim. Gibi. Sadece üzerinde ekledikten sonra yine bakın şurada biçemi düzenle diye çıkıyor. Üzerinde sağ tuşa basıyorsunuz, o alanı düzenliyor. Buradaki oka tıklarsanız şunları düzenlersiniz. Bunun altına çizgi çek, zemin rengi koy falan gibi üst bilgi biçemi, alt bilgi biçemi bunları ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Üst alt bilgimizi tamam var. Başka bir belgede olması gereken ne olabilir? Şöyle bakalım. Tablo. Bir belgede olması gereken tablo ve numaralı liste var. Bir de çapraz başvurularımız var tabii ki. Çapraz başvuru da illaki olur. Şartname vesaire ihale düzenliyorsanız bunlar önemli. Mesela ben buradaki bir resme atıfta bulunabilirim. Ya da burada dosyadan yeni seçeneğini anlatmışım. Geldim burada. Kelime işlemcide de dosyadan yeni seçeneğini anlattım. Dolayısıyla aynı şeyleri yazmama gerek yok. Burada ne demeliyim? Sayfa 1 mi orası? Kaç? İşte şu sayfa. Sayfa 2'ymiş. Sayfa 2'de ben buna değindim falan diye yazacağım. Ama bu 2 hiçbir zaman sabit kalmaz, değil mi? İçindekiler sayfası gelir yukarıya eklenir vesaire. O kayar. Doğal olarak bunu uzak bir noktaya referans veriyorsam asla ve asla o referansı elle yazamam. İşte bu resim diyemem, şu konu diye elle yazamam. Bunları cross referansla yapıyorum arkadaşlar. Ekle çapraz başvuru dedim. Şimdi bir resme başvuru vereyim. Şimdi yeni seçeneğine başvuru vereceğim. Bir başlığa referans veriyorum. Bakın burada da yeni var, burada da yeni var. Ben şimdi bu yeniyi anlatıyorum ama şu yeni de zaten anlattım demek istiyorum. Dolayısıyla öncelikle bunun, bakın yeniyi seçtim, kaçıncı sayfadaysa bu, bunun sayfasını ekledim. Sonra hesap tablosunu seçtim, bunun başvurusunu ekledim. Eklerken de yazabilirsiniz, cümleyi bir taraftan kurabilirsiniz. Sayfa 2'de falan gibi, hesap tablosu konusunda gibi yazabilirsiniz. Sonra yazacağım ben. Sonra dosyayı seçtim, bunun başvurusunu ekledim. Yeni seçeneğini seçtim. Bunun da başvurusunu ekledim. Kapattım. Yazıyorum. Sayfa 2'de hesap tablosu konusunda dosya menüsünden yeni seçeneğinde bula bula. Bakın bu sayfa değiştiğinde ne olacak? Bizimki de değişecek. Ya da oradaki adam yeni yerine new yazmışsa şurada bizim yaptığımız gibi burası da değişecek arkadaşlar. Yani yukarıyı değiştirdiğimde aşağısı da ne olacak? Değişecek. Bunu çapraz başvuruyla yapıyoruz. Bir resme de atıfta bulunabilirdik. İşte şu sayfadaki grafikte, şu tablodaki sayılara bakarsak falan dememiz lazım. İyi de kullanıcı onun sayfa sayfa gezmemeli. Nokta atışı biz vermeliyiz, değil mi? Ekle çapraz başvuru diyorum. Bu durumda nereye? Bir resme, işte tabloya, grafiğe neyse o. Buna atıfta bulunacağım. Sayfasını ekle dedim. Varsa işte başvurusunu, numarasını, resim yazısı metnini
ekle diyebilirsiniz arkadaşlar. Kapattım. Kuracağınız cümleye göre siz karar veriyorsunuz. Sayfa 2'de Google logosunda görüldüğü gibi, işte şu tabloda görüldüğü gibi yazabilirsiniz. Ve sonra belgelerimizde mutlaka maddeli imler vardır. Madde imleri ya da numaralı listeler vardır arkadaşlar. Doğal olarak bu numaralara da referans verebilmemiz gerekir, değil mi? Özellikle ihale, şartname, kanun yazıyorsak, yönetmelik yazıyorsak şu maddenin şu fıkrası diyebilmeliyiz. Ben basitçe yapayım bunu. Buradan için menüsünden madde imleri ve numaralandırmayı seçtim. Ana hatı seçiyorum buradan. Şöyle alt maddelerimiz olsun istiyorum. Tamam dedim. Şimdi maddelerimi dolduruyorum. Ankara, İstanbul. Sonra geldim, Ankara'nın ilçelerini yazıyorum. Bakın, tabla girintiliyorum bunu. Tab, shift tabloda sola alıyorum. Tab, shift tab. Bu kadar basit. Tab, shift tab ile maddenin konumunu ayarlayabiliyorum arkadaşlar. İşte Çankaya. Sonra Yeni Mahalle. Şimdi Çankaya'nın ilçelerini yazacağım. Enter'a bastım. Tab'a basıyorum. Kızılay. Semtleri yazıyorum. Şimdi Kızılay'a ait bir bilgi yazacağım. Enter'a bastım. Madde imi geldi. Bir kez backspace'e basalım. Zaten sadece tab ve backspace'i kullanıyoruz. Açıklama yazacaksak bir kez backspace'e basıyorsunuz. Arkadaşlar, madde imi sonra gördüğünüz gibi devam ediyor. Bunun ben Kızılay'a ait olduğunu anlayabiliyorum. Şimdi Ulus'u yazdım. Şimdi bakın, burada bir madde imine referans vereceğim. Madde iminden çıkmak için ya burayı pasifize hale getirirsiniz ya da iki kere backspace'e basarsanız madde iminden çıkar arkadaşlar. Backspace'e iki kere bastım. 1, 2. Bir kere basarsanız o maddeye paragraf girer. İki kere basarsanız maddeden çıkar. Şimdi ben buraya atıfta bulunacağım, değil mi? Sayfa vesaire vesaire demek istiyorum. Bunu da çapraz başvuruyla vereceğim. Ekle çapraz başvuru diyorum. Önce bunun sayfasını, paragraf sayısında Ulus'un sayfasını ekleyeceğim. Ekle dedim. Sonra maddelerini ekliyorum. Başvurusunu ekle. Çankaya'nın başvurusunu ekle. Numarasını da ekleyebilirdiniz. Yani şuraya Ulus'un numarasını seçeyim. Numara içerik yok, ekle diyelim. Kapat diyelim. Yani 1, 2 diye bunları da yazabilirdiniz. Sayfa 7'de Ankara Anlaşması'nın ya da maddesinin, işte Çankaya fıkrasının, ilçesinin, neyse, B bendinde gibi. Onun sırası değiştiğinde, yani bu B, şöyle Enter'a basayım, C olsun. Bu da C olarak değişecek arkadaşlar. Bakın, şimdi burada aksetmedi ama üzerine geldiğimde görüyorsunuz C Ulus oldu zaten. Ama görüntüde de değişecek bir müddet sonra, emin olabilirsiniz. Ve siz doğal olarak bir numaralı listeye referans veriyorsanız bunları da çapraz başvuruyla ne yapmak durumundasınız? Eklemek durumundasınız arkadaşlar. Bir diğeri arkadaşlar, belgemizde tablolarımız olabilir. Yine tabloları eklerken tablolara da bir etiket vermeyi unutmayalım. Ve aynı zamanda şeyi yapıyoruz. Siz söyleyin. Tablonun etiketiyle birlikte ismini de veriyoruz. Yani ben burada gezgin penceresinde o tablonun ne olduğunu, tablo nerede tablolar? Şurada. Tablonun ne olduğunu görebilmeliyim. Tablo başlıkları vesaire, bunları da yine ayarlamamız gerekmekte arkadaşlar. Tablo ile ilgili olarak bir tane ben ekleyeceğim. Şuradan eklemeyin. Onu, yani şurada bakın. Tabloyu eklerken şunu da kaldıralım. Şurayı kullanmıyoruz arkadaşlar. Yani bu şekilde tablo eklenmez. Bunun ne olduğunu ben göremiyorum. Bakın, tablo 1 diyor. Bunun başlığı var mı? Her sayfada nasıl olacak? Sayfa geçişleri nasıl olacak? Değil mi? Başlığı yoksa sıralamalarda o başlık metinleri yer değişecek gibi gibi. Bu yanlış bir tablo ekleme olur arkadaşlar. O yanlış bir tablo ekleme olur. Tablo ekle. Buradan yapıyorum.
tablo ekle dedi. Tabloma bir isim giriyorum. Notlar, öğrenci notları. Sonra bunun başlığı var diyorum. İki satırı başlık olacak diyorum. İki tane satır başlık olacak. Her sayfada başlıkları tekrar et. Çıktı alınca saçma görünmesin diyorum. Sütun sayısını ve satır sayısını ayarlıyorum. Bakın ilk iki satırı başlık, altı satırlık. Satır sayısı yazdıkça büyüyor, çok önemli değil. Buradan varsa bir biçim seçiyorum. Seçmedim şimdi. Şu kalsın, ekleye bas. Tablomu ekledim. Dolduruyorum tablomu. Adı. İşte burası notlar. Sonra burası vize notu. Burası final notu. Burası da bütünleme ve şey olsun. Sonuç olsun. Yeterince sütunum yok. Burada seçle seçip sütun ekleyebilirdim. Değil mi? Üzerinde sağ tuşa basıp işte burada seç seçeneği vardır. Ya da şurada tablo menüsünde seç diyebilirim. Sütunu seç ya da şurada konumlanmak zor olabilir ama fare imleci şekil değiştirdiğinde sütun seçme şansımız var. Ben sütun eklemeyeceğim. Tablo hücreleri bölle yapıyorum bunu. Hücreleri böl. Dikey olarak ikiye böl dedim. İki sütuna ihtiyacım vardı. Buna büt diyelim. Buna da sonuç diyelim. Bakın bu şekilde tablomu oluşturuyorum. Sonra tablo hücreleri birleştir diyorum. Burası notlar. Şimdi de ortadan hizalayalım. Şurası da tablo hücreleri birleştir. Bunları otomatikte yapar bu arada. Ben yapıyorum ama görün diye. Otomatikte yapar arkadaşlar. Hücreleri birleştir diyeyim. Yani başlığı seçtiğiniz zaman zaten şunları ortalama, koyu yazma gibi gibi işlemlerin çoğunu kendisi yapar. Evet. Tablomuzu ekledik ve birleştir ve bölü kullanarak sütunları da ayarladık. Bu tablo üzerinde şimdi verilerimizi nasıl kontrol ediyoruz? Bunlara bakalım. Verilerimizi nasıl işleme sokuyoruz? Buna bir bakalım arkadaşlar. Dolduralım tablomuzu. Biraz farklı sayılar olsun. Gördüğünüz gibi tablomuz yazdıkça da büyüyor zaten. Şimdi sonuç değil, ortalama diyelim. Ortalama. Şimdi ortalama alacağım. Birinci ortalama için bunun %30'uyla bunun %70'ini buraya toplamak istiyorum. Eşittir'e basmam gerektiğini unutmuyorum. Bunu aklınızda tutun, gerisi gelir zaten. Eşittir diyorum. Şimdi ben görmesem de burası A sütunu, burası B sütunu değil mi? B3 çarpı 0,3. %30'u demiştik. 0,3. Artı, tabii parantezleri de kullanmanız lazım arkadaşlar. Parantez açtım diyelim ki. Deminkini de yanlış yaptık, açmalıydık. C3 çarpı 0,7. Parantezini kapattım. Enter'a bastım. Bakın bunun %30'uyla bunun %70'ini ne yaptık? Burayı hesapladık. Tabii bunun da parantez içerisinde şu kısmın yazıyor olması gerekiyordu. Aritmetik ortalama vesaire alabilirdim. Alamaz mıydım? Mesela şurada bana dediler ki finallerin ortalamasını şuraya koy. Buna da ortalama diyelim. Bakın C3, C4, C5 yüzlerce hücreyi yazıp bunları topla yüze böl falan gibi bir şey olmaz arkadaşlar. Doğal olarak ne yapmalıyım? Fonksiyonları kullanmalıyım. Eşittir'e bastım. Burada işlev sihirbazı çıktı. İstatistiksel işlevler. Ortalama diyorum. Seçtim burayı. Enter'a bastım. Ha burada bir bug var. Özür dilerim. Onu bir sonraki versiyonda düzeltiyoruz arkadaşlar. Bunu rapor olarak yazdım. Eşittir'e bastıktan sonra şurada imleç sona gelmiyor. İmleci sona getiriyorum. Sonra işaretliyorum. Enter'a basıyorum. Bakın buranın ortalamasını ne yaptık? Aldık. En yüksek bütünleme notunu bulalım mesela. Eşittir dedim. İşlev sihirbazını açtım. İstatistiksel azami seçtim. Şu imleci sona alıyorum. Bu bug'ı düzeltiyoruz bu arada. Ben onu LibreOffice'e yazmıştım. Düzeltilecek bir sonrakinde. Gördüğünüz gibi en yüksek değeri aldım. Güncelleme yapıyor mu? Bunları değiştirelim. Şunu küçültelim mesela. Bakın aynı zamanda güncelliyor da gördüğünüz gibi.
Evet, basit işlemler için işte ortalama, hatta AND OR bağlaçları, mantıksal işlemler vesaire, bunlar için şeye geçmenize gerek yok. Siz söyleyin. Hesap tablosuna geçmenize gerek yok. Burada da bu işlemleri ne yapabiliriz? Yapabiliriz arkadaşlar. Tabii bunu hesap tablosunu ekleyerek de yapabilirdiniz. Hesap tablosunu ekleyerek de yapabilirdiniz. Ben şurada nesne, bakın ole nesnesi deyip ne yapabilirim? Buradan hesap tablosu, bir grafik, bir formül vesaire, bunları alabilirim. İstediğimi ekleyebilirim arkadaşlar. Şimdi grafik ekle dedim. Bu grafiğimin bir takım bilgileri var. Şurada grafiğin işte alanları var. Bu alanları girebilirim. Şey, pardon, sayısal değer hangisi? Şunlardan birisi veri arkadaşlar. Verilerimizi girdiğimiz yer, grafik türü. Tamam kalsın. Grafik alana, bu, bakayım şuna. Bu da değil. Neyse, burada grafiğimizin verileri var, sayısal verileri. Bu sayısal verileri girdikten sonra siz burada grafiğiniz görünecek. Dışarıya ekleye bastığınızda da grafiği eklemiş olacaksınız. Yani kopyala yapıştır yerine ole nesnesi olarak getirebilirsiniz arkadaşlar. Ya da bir formül yazacağım. Ekle nesne diyorum. Ekle nesne, ole nesnesi diyelim. Şuradan formülü seçeyim. Tamam diyeyim. İşte burada bir formül yazıyorum. İşte şöyle bir formül olacak. Onun üstüne geldim. Şurayı yazdım. Altına 54 bölü 32 artı şöyle bir bölü dedim. Biraz komplike bir şey yazmaya çalışıyorum. İşte sonra neyi kullanalım şuradan? İşleçler, sigma. Yani şunları normalde yazmanız imkansız değil mi şey, bir kelime işlem uygulamasına? Bunları çok hızlıca ne yapabildim? Ole nesnesi, formül demek suretiyle, ya da bir çizim. Ben çizecek olabilirim. Şu anda bir çizim yapmam gerekir. Yine ekle ole nesnesi deyip çizim seçeneğiyle buraya istediğimi ekleyebiliyorum arkadaşlar. Şimdi gelelim pratik işlemleri yapmaya. Pratik işlemler. Birincisi, sık yazdığınız metinleri nasıl yazacaksınız? Yani ben Ardebin açılımını çok sık yazıyor olabilirim, değil mi? Üst yazımı işte Türkiye Cumhuriyeti, işte Bilim Sanayi Bakanlığı, TÜBİTAK vesaire vesaire. Bunları her belgemde yazmak zamanımı alıyor olabilir. O zaman şöyle yaptığım gibi işte Strateji Bütçe Başkanlığı, Karadeniz Teknik Üniversitesi, onu yapmamışız gibi gibi bir takım metinleri otomatik metin olarak alabiliyorum. Mesela tablo ekleyeceğim. TBL diyorum. Tablo geliyor. Soru hazırlıyorum. CVP diyorum. Cevap şıklarım geliyor. Bakın. Yani sürekli yaptığınız işlemleri otomatiğe alabilirsiniz. Bunu da bir kereye mahsus yazmanız yeterli. Burada ekledi otomatik metin var. Yazdıktan sonra seçersiniz. Ona bir isim verirsiniz. Değil mi? Bakın, hatta kartvizit varmış. Ona bakayım. Şimdi ben kartvizitimi sürekli bir yerlere ekliyorum diyelim ki, bakın o belgede değil, yeni bir belge açtım. Kartvizit diyorum, kartvizitim geliyor. Bunu nasıl yapmışız? Şurada ekle otomatik metin var. Bu listeye sık kullandığınız, bakın üst yazı varmış mesela. Üst yazı eklediğim, bu nasıl bir şeymiş? Şimdi şöyle bir üst yazıyı ne yaptı? Ekledi. Tabii bulunduğum yer boş bir satır olmalıydı. Şöyle ekleyecekti normalde. Gibi gibi bunu yapabiliyorsunuz, ya da şunu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bazı kelimeler yanlış yazıldığında bunun doğrusunu sistem üretir. Mesela uluslararası. Uluslararası diyorum. Boşluğa bastım. Uluslararası. Şöyle yazdım. Boşluğa bastım. Bakın bunu düzeltti gördüğünüz gibi. Yani yanlış kelimeyi kendisi ne yapıyor? Doğrusuyla düzeltiyor. O zaman bu yeteneği hile yaparak kullanabilirim ben. Mesela orada CVP diye bir seçenek yoktu. CVP'yi böyle düzelt. TBL'nin doğrusu bu diyorum. Tablonun doğrusu bu diye yapabiliyorum. Nasıl yapıyormuşum bunu? Buraya bir şey çiziyorum ya da yazıyorum bir defaya mahsus. Sonra diyorum ki bu hatalı bir işlem. Bunun doğrusu bu olacak diyorum. Bunun doğrusu bu olacak diyorum. Mesela şöyle iki nokta üst üste içerisinde ada yazayım. Boşluğa basayım. İşte
Bunun doğrusu iki nokta üst üste ada değil, buymuş. Demek ki ben bir metnin doğrusuyla düzelmesini sağlayabiliyorum. Bu da nasıl? Araçlar, otomatik düzeltme, otomatik düzeltme seçenekleri var. Bakın burada adam bunu yazarsa bunu yaz sen gibi bir sürü seçenek var. Siz de buraya ekleyebilirsiniz. Ben RDEP yazınca sen TDEP yaz diyebilirim mesela, değil mi? Bunu değiştir bununla diyebilirim arkadaşlar. İşte dolunay sonrası gibi. Burada bir sürü seçenek var. Siz de buraya istediğinizi, ben tablo bile eklemişim gördüğünüz gibi, bunları ekleyebiliyorsunuz. Ki bazıları da otomatik gelir. Mesela 1 bölü 2 dediğimde ne oluyor? Gördüğünüz gibi onu tek karaktere dönüştürüyor, değil mi? 1 bölü 4 dediğimde ne oluyor? Onu da gördüğünüz gibi değiştiriyor. Yani o otomatik düzeltme seçeneklerini kullanarak siz oradakiler gibi kendinize de benim yaptığım gibi işlemler yapabilirsiniz arkadaşlar. Tabloyla ilgili bir şey unuttum ben. Tabloyla ilgili bir şey unuttum. Mesela burada bir tablom var. Şuraya bir tablo yazalım. Bir metin yazalım buraya. Adı diyorum. Böyle yanlış bir şey yazıyorum. Maaşı olsun. Şimdi böyle verileri yazmışız. Buralarda da abuk sabuk karakterler olabilir arkadaşlar. Ben boşluk kullandım. Birinde az, birinde çok, neyse. Bunu tablo içerisinde yazacaktım ama unuttum öyle yazmayı. Problem değil. Tablo menüsünden dönüştür. Metinden tabloya deyip bunu boşluğa göre, arada boşluk var, tabloya alırsam bozuk bir şey gelir karşıma. Niye bir sürü boşluk var buralarda? O zaman benim şu metni düzenlemem lazım. Yani burada kullanıcı bir sürü boşluğa basmış. Bir sürü boşluğa basmış kullanıcı. Benim bunları tek boşluğa değiştirmem gerekir. Bu tür işlemlerde neyi kullanıyoruz? Düzenle değiştiri kullanıyoruz. Düzenle değiştirle neler yapabilirsiniz? Düzenle değiştir ile bir ifadeyi başka bir ifadeyle değiştirebilirim. İşte 10 punto yazılan tüm yazıları 20 punto yap diyebilirim. Yeşil renkli yazılmış Ankara'ları mavi renkli İstanbul'la değiştir ve puntosu 30 olsun diyebilirim. Belgedeki tüm Ankara'ları sil diyebilirim. Değil mi? Gibi gibi. Başlık 2'lerin hepsini başlık 3 yap diyebilirim. İkinci harfi E olan bütün kelimelerin ikinci harfini büyük harf yap diyebilirim. Gibi gibi, her neyse. Şimdi amacım buradaki iki boşluğu bir boşluğa düşürmek arkadaşlar. Büyük küçük harf ayrımı da yapabilirim bu arada. Büyük küçük harf ayrımı da yapabilirim. Değiştirme işlemlerinde. Her neyse, ben şimdi şurada şunu yapacağım. İki boşluğu bir boşluğa düşüreceğim. Düzenle, bul ve değiştir diyorum. Yanlış bastım. Düzenle, bul ve değiştir diyorum. Bul kısmına iki boşluk koydum. Değiştir kısmına bir boşluk bastım. Tümünü değiştire bastım. İkiler 1'e düştü. Bir daha bastım. İkiler yine 1'e düştü. Bir daha bastım. Bir daha basıyorum. Evet, tek boşluğa düşürdük. Kapattım. Şimdi bunu tablo dönüştür. Metinden tabloya diyorum. Boşluğa göre tamam dedim. Bakın tablo içerisine aldım. Tersi mümkün değil miydi? Bir tablodan vazgeçiyorum. Bir sürü sütun da olabilirdi arkadaşlar bu arada. Şuna da sütun ekleyelim bu arada, ya da bunu böl diyelim. Tablo. Hücreleri böl. 2'ye bölsün. Tamam diyelim. Burada da bir sayılarımız olsun. Bu da yaşı olsun. Evet. Şimdi bu tabloyu dönüştürüyorum. Tablomu seçtim. Tablo dönüştür. Metinden, tablodan metne diyorum. Araya ne koysun? Her biri satır olabilir. Paragraf gibi. Her yere enter bas diyebilirim. Araya noktalı virgül koy diyebilirim. Tab tuşu koy diyebilirim. Değil mi? Sekme koy dedim. Tamam dedim. Bakın buralara bir sekme koydum. Ama şu sekmelere ben de karar verebilirim. Bakın gördüğünüz gibi. Buraya tıklamak suretiyle sekme duraklarını koydum. Tabii şunları sağ sekme yapsam daha doğru olacaktı. Sekmelere ben karar verebildim. Tablodan kurtuldum şu anda. Düzenle değiştire gelmişken bir ifadeyi başka bir isimle değiştiriyorum. Asiye.
kırtasiyeden kalem aldı. Şimdi belgemde her yerde Asiye diye bahsettiğim kişinin aslında Ayşe olduğunu öğrendim. Düzenle, tümünü değiştir diyorum. Düzenle, bul ve değiştir, özür dilerim. Neyi? Asiye'yi değiştir. Neyle? Bu Ayşe olacaktı. Ayşe ile değiştir. Tümünü değiştire bastım. Hata yaptım. Tümünü değiştire böyle kafama göre basamam. Şuna işaret koymalıydım. Çünkü kırtasiyemizde ne oldu? Değişti arkadaşlar. Dolayısıyla tümünü değiştiri kullanmadan önce şunu mutlaka işaretliyoruz arkadaşlar. Şunu işaretliyoruz. Çünkü işte TL'yi dolara çevir dediniz tümünü değiştirle. Etli pilavda da TL var değil mi? Doğal olarak tümünü değiştiri kullanmadan önce mutlaka ve mutlaka yalnızca tam sözcük bul işaretlenmeli arkadaşlar. Yalnızca tam sözcük bul işaretlenmeli. Şöyle bir hızlıca bakayım. Oluşturduğumuz bu belgeyi, bunu değil de şunu atalım arkadaşlar. Oluşturduğumuz bu belgeyi PDF olarak dışarıya aktarabilir. LibreOffice'le PDF'leri düzenleyebiliriz arkadaşlar. LibreOffice'le PDF'leri düzenleyebiliriz. Şimdi ben bunu zaten kaydetmiştim. Son halini bir daha kaydet diyorum. Dosya PDF olarak dışa aktar var. PDF olarak dışa aktar var. Doğrudan dışarıya aktarabilirim. Seçeneklerine ben karar verebilirim. Ne olabilir o seçenekler? Bunu kilitle. Sadece okunur olsun. Ya da kullanıcı parolayı bilmiyorsa bunu açamasın. Veya kullanıcı bunu açabilsin ama çıktı alırsa almasını engelle. Çıktı alırsa baskı kalitesini düşür. Değil mi? Kitap basamasın. Gibi gibi ayarlarımız var. Şimdi dışarıya aktar dedim. Yine bunu deneme diye aktaralım. Bakıyorum şimdi belgeme. Masa üstüne kaydetmiştik onu. Bakın deneme PDF diye geldi buraya. Gördüğünüz gibi içindekiler sayfamız var ve çalışıyor. Linklerim çalışıyor mu? Bakın hesap tablosuna tıklıyorum. Hesap tablosuna gidiyor. Linkler de çalışıyor gördüğünüz gibi. Yani PDF ama burada koyduğum linklerin de çalıştığına dikkat edin arkadaşlar. Şimdi sorulara da biraz zaman kalsın. Sorulara da biraz zaman kalsın arkadaşlar. Ha pardon, bir belgede olmazsa olmazları anlatıyorduk. Şey de olabilir. Alt şey dipnot da olabilir. Burada ben etap demişim. Şunu yazmadığımı varsayın. Etkileşimli tahta arayüz projesini yazmadım. Etap diye bir ifade kullanıyorum her yerde. Kullanıcı bu etapın etkileşimli tahta olduğunu nereden bilecek? Ekle dipnot diyorum. Dipnot ekle. Buraya etkileşimli tahta arayüz projesi diye yazdım. Artık buradaki bir rakamını gören buna tıkladığında oraya gidecek ya da bir rakamına bakacak, bir numaralı buymuş. Varsa 2, 3, 4 orada onlar numaralandırılacak. Dipnotlarımızı, son notlarımızı da belgede kullanabiliyoruz arkadaşlar. Soru cevabı da zaman kalsın istiyorum. Benim kelime işlemciyle anlatabiliyorum. Kelime işlemci elbette bu kadar değil ama bu kadar kısa sürede bu kadar anlatabiliyoruz. Doğal olarak biraz soru cevaba zaman bırakmak için ben burada kesiyorum. Öğle arası veriyoruz. Öğleden sonra hesap tablosunu yapacağız.